Dostlar, herkese selam. Özellikle bu koronavirüsten dolayı evimizde bol bol vakit geçiriyoruz ve bu geçirdiğimiz zaman diliminde de ben mümkün olduğu kadar eskileri karıştırarak ve elimde olan stoklarımla sizlere bir takım paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşım özellikle Macaristan'da çektiğim butik çok ilginç bir çiftlik. İçinde atları, midillileri, simmental inekleri, şarolayları, Île-de-France koyunları ve bunun gibi birçok hayvanı içeriyor. Ve hem tahtadan yapılmış hem betondan yapılmış evleri var. Çok güzel kendilerine yaptıkları butik evleri var. Umarım ilgiyle izlersiniz. Bu arada her zaman olduğu gibi eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı ve benim yeni programlarımı takip etmek istiyorsanız mutlaka titreşime basmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Dolayısıyla katkıda bulunmuş. Şu an kilo olarak. Değerli dostlar, yeni bir çiftliğe geldik. Çiftlik ilginç. Hem binek atları var. Bu gördüğünüz karşıdaki ahır. Üstünde güneş enerjisi var ve içinde atlar var. Birazdan atları göreceğiz. Ve bu çiftlikte hem at hem koyun hem de simmental ve şarolay hayvanları göreceğiz. Bu da evleri. Dostlar, yine çok ilginç bir çiftlikteyiz. Enteresan bir çiftlik. Burada büyükbaşta görüyorsunuz. Simmentaller var. Birazdan onların yanına da gireceğim. Burada aynı zamanda bir tane eşek var. Bu dönme parkuru aynı zamanda atlar için. Atlar da gördüm içeride. Şöyle atları da size bir göstermek istiyorum. Atlar var burada. Farklı ırklar var. Bunlar genelde iş atına benziyor burada. Fakat ahır çok güzel. Çok beğendim. Tahtadan bir ahır. Gördüğünüz gibi atların yerleri çok güzel. Burada Hollanda menşeili atlar var. Evet. Yani ağıl olarak benim söyleyebilirim hayalimdeki ağıl. Kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ve aynı zamanda bulmak için tuttuğu yer var. Buradan içeri giriyoruz. Şimdi buradan böyle geliyoruz. Burada yine özel ırkları göreceğiz. Île-de-France. Gördüğünüz gibi Île-de-France'lar. Bunlar pedigree. Daha toklular. Île-de-France'ları görüyoruz. Burada da var. Tamamen tahtadan yapılmış bir ahır. Yine hep söylüyorum, yani buralarda ahırlar böyle tahtadan yapılmış. Burada Île-de-France koyunları görüyoruz. Şöyle bakalım. Evet, burada koçlar var. Doğuranlara bir bakalım. Evet, burada doğuranlar var. Burada gene kütük tahtadan yapılmış. Bakın, Île-de-France İkiz Île-de-France. Evet. Evet. Burada da çok güzel. Burada doğurmuş yavruları burada. Yine ikiz. Evet, burada ikiz. Gerçekten çok güzel bir sürü. İkiz. Şöyle yukarı çıkıp yukarıdan bakarsak ikiz. Evet. Yeni doğurmuş hayvanlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yer değil. Küçük ama yeterli. Yani onun için çok büyük alanlara da ihtiyaç yok. Bakın, hep ikiz. Burada 300, Île-de-France'da 300 görüyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki Île-de-France'da nasıl ikiz oluyor? Bu arkadaşımız, bak burada da 300 var. Bu işi iyi bilen bir arkadaş. Çok güzel bir ahırı var. Çok sağlıklı. Bakın yukarılar sazlık. Sazlık yapmış. Altlar tamamen tahta vidalamış. Bakın buradan daha yakından gösteriyorum. Vidalı tahtalar. Vidalı şekilde yapılmış. Ve bu tarafta yine vidalı olarak yapmış. Burada tamamen çit sistemini kurmuş. Daha önce belki burada büyükbaş tabaktı, bilemiyoruz ama ahır burada hayvanlar ve çok büyük bir sürü değil ama butik bir sürü. Butik bir sürü olarak görüyorum. Burada ortada da yem yapma, yıkama var. Buradan böyle bir dışarı çıkalım. Biraz yerler çamur. Hala inşaatlar devam ediyor. Ahırlar yapılıyor. Burada evet geldik Simmentallere. Burada atlar da var. Atlar, taylar daha doğrusu. Taylar diyeyim. Simmentallerle beraber ahırını büyütüyor bu arkadaş anladığım kadarıyla. Yeni ahırlar yapıyor ve yaptığı ahırlara baktığınız zaman bakın buradan gene gösteriyorum. Yukarısını saç yapmış ama altına sazla döşemiş. Dolayısıyla izolasyonu gerçekleştirmiş. Yine buradan geliyoruz böyle. Yeni yaptığı bir ahır. Bu ahıra girdiğimiz zaman da bu sandviç panel yapmış artık. Demek ki burada çok güzel Charolais'leri görüyoruz. Bakın. Çok güzel Charolais danalar. Birinci sınıf Charolais danaları görüyorsunuz. Evet. Çok kaliteli hayvanlar. Her halinden belli. Bu tarafa dönüyoruz. Burada yine Simmental, hatta Hereford görüyorum. İki tane Hereford, Simmental ve Charolais danaları görüyorsunuz. Evet. Şöyle yukarıdan bakarsak Hereford var bunların içinde. Hereford da var, Simmental de var. Evet. Evet. Çok güzel. Çiftlik olarak da güzel. Beslemeyi tamamen buradan yapıyor. Bunları öyle bir sistem kurmuş ki aslında baktığınız zaman burası hem koyun için hem büyükbaş için kullanılabilecek tarzda yeni yapılan bir ahır görüyorsunuz. Evet. Charolais'ler çok güzel. Çok güzel. Very nice. Thank you. Thank you. Bu da çiftliğin sahibi. Evet. Burayı da size bu şekilde göstermiş oldum. Çok ilginç bir çiftlik geldi bana. Bakıldığı zaman gerçekten biraz inşaat halinde ama gerçekten özellikle bu ahır beni çok etkiledi. Atlar da var. Atları çok seviyoruz. Burada da çok güzel bir, Türkiye'de de at çiftliklerinde var ama bu kadar güzelini görmedim. Bakın atların egzersiz alanı diyelim. Atları buraya salıyorlar. Bu gördüğünüz yere. Saldıktan sonra da atlar burada yürüdükçe bu dönüyor. Devamlı bunlar dönüyor böyle. Döndükçe atların da yürümesini sağlıyor. Ve dolayısıyla atlar egzersiz yapıyor. Eğer atlara binemiyorsanız her gün belli saatlerde egzersiz yapması lazım. Burada bir tane ufacık bir midilli var. Midilli yavrusu var. Çok güzel bir sistem yapmış. Çok beğendim. Motorla çalışıyor. Motorla devam döndükçe atlar da tabii onunla beraber dönüyor. Bakın bunlar ne ırkı bunlar? Ne ırkı bunlar? Ha? İrlanda. İrlanda ırkı. Çok güzel dev gibi köpekler. Onları da gördük. Vallahi bilmiyorum dostlar, size hani her gittiğim yerde bir şeyleri göstermeye çalışıyorum. Güzel bir çiftlik. Gerçekten çok güzel bir çiftlik. Büyüme aşamasında olan bir çiftlik. Fakat özellikle bu ahır beni çok etkiledi. Üst katta ne var acaba, sorabilir miyiz? Ali üst katta ne var? Sorsana bir üst katta ne var? Ne var? Bir şey yok diyor, boş. Ha boş. odalar var herhalde. Orada da yaşanabilir herhalde. Şöyle çiftçinin evini de göstermek istedim. Burada tahtadan yapılmış yine. İleride çiftlik evi var. Tamamen içeride şöyle çiftliğin evi var bu tarafta. Buradan geldiğimiz zaman çok güzel dizayn edilmiş. Aynı zamanda bir ev görüyoruz. Burada da küçük butik ev var. Evet. Güneş enerjisi kullanılmış. Artık her yerde güneş enerjisi full kullanılıyor artık.